Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Dersizliğinden herkese iyi günler gençler. Farklı kadro yayınlar TYT Soru Bankası ile karşınızdayız. Ben Ahmet Hoca. Öğretici testte kimyasal türler arası etkileşimlerde sınıflandırmadan öğretici testte karşınızdayız arkadaşlar. Başlayalım. Evet, bir bileşik için çoğunlukla suda iyi çözünür şeklinde, yani bazı bilgiler vermiş arkadaşlar. Şimdi bu bazı bilgilerle alakalı durumdan hangisi örnek olarak verilemez şeklinde bir sorumuz var. Çoğunluğu suda iyi çözünür. Sulu çözeltisi elektriği iletir. Bakın, sulu çözeltisi elektriği iletmeyen arkadaşlar iki şeyimiz vardır. Birincisi şeker, diğeri alkoldür. Zaten elektriği iletir diyorsa şeker ve alkol ne yapıyormuş? Elektrik akımını sulu çözeltisi iletmiyormuş. Yani bizim arayacağımız şık arkadaşlar şeker ve alkol hikayesi karşımıza gelebilir. O zaman cevabımız D olarak söyleyebiliriz. İkinci sorumuz, KCl, amonyum florür, amonyum nitrat gibi yapılar var. Kaç tanesi oda koşullarında moleküler halde bulunmaz şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Moleküler halde bulunanlar kovalent bağlı bileşikler şeklinde söyleyebilir. Mesela bu kovalent bağlı bir bileşik. Kovalent bağlı olmayan, mesela bu arkadaşlar, bunların hiçbirisi kovalent bağlı değildir. Burada yanılgıya düşeceğimiz noktalardan bir tanesini söyleyeyim. Yani cevabımız bir kere D ama bir şey öğretmek adına söylüyorum arkadaşlar. İyonik bağlı ve kovalent bağları da hocam diyeceksiniz ki ya hocam burada hiçbir tane metal yok. Metal yok, yani metal olmamasına rağmen bu adam nasıl kovalent moleküler yapıya sahip değildir? Yani nasıl iyonik bağlı bir bileşik gibi düşünebiliyoruz? Aslında iyonik bağın temel mantığını çok iyi anlamakta geçiyor bu kalıp. Net olarak artı ve eksi yük birbirinden ayrılıyorsa biz buna iyonik bağ diyebiliyoruz. Hocam net olarak ayrılma ne demek? Onu anlamadık. Mesele şu arkadaşlar. Yani durum HF'den örnek verelim. Mesela flora eksi yük, hidrojene artı yük diyorsunuz ya. Florun net olarak eksi yüke sahip, hidrojenin net olarak artı yüke sahip olduğunun garantisi yok. Hidrojen ametal olduğu için artı da alabilir, eksi de alabilir hikayesinden dolayı. Tam olarak artı, tam olarak eksi diyemiyorsunuz. İşte bu tam olarak eksi, tam olarak artı diyemediğiniz için biz buna kovalent bağ diyoruz. Ama gel gör ki amonyum yapısı net olarak artı yük, flor yapısı net olarak eksi yük olduğu için arkadaşlar biz buna ne diyebiliyoruz? İyonik bağ diyebiliyoruz. Yani zaten cevabı söylemiştik. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Evet, geldik başka bir soruya. Aşağıdaki magnezyumun kararlı elektron dağılımı ile alakalı, yani sana magnezyum florür ile alakalı bazı ifade verilmiş. Hikaye aslında florla alakalı durum bundan ibaret. Arkadaşlar bu şekilde bağ yapıyor. Şimdi bileşikler iyonların elektron sayıları farklı. Bileşikteki iyonların elektron sayıları farklı mı bir bakalım. Magnezyum arkadaşlar elektron sayılarını buradan sayarsak 12 tane proton olur ve 10 tane elektron olur. Florin ise 9 tane protonu, yani elektronu vardır nötr yapıda. Sonuç itibariyle 10 tane elektronu vardır. O zaman arkadaşlar bu yapılardan birincisinin elektron sayıları farklıdır hikayesi yanlıştır. Çünkü iyonların elektron sayılarının eşit olduğunu görüyoruz. Oluşan kararlı bileşiğin Lewis nokta formülü bu şekilde olması gerekir. Böyle bir bağ kovalent bağlı bileşiklerde gözüken bir durumdur. Yani Lewis nokta formülü yapısı. Bileşikteki anyon ve katyon oktetini tamamlamıştır. Etrafında 8 elektron olması oktetini tamamlamış anlamına geleceği için arkadaşlar magnezyumun son yörüngesinde zaten 10 tane elektron olduğu için 2-8 mantığıyla yazarsak florda da aynı mantık karşımıza gelir. Magnezyum atomu proton sayısı azalır. Proton hiçbir zaman değişmez. Atomun kimliğidir. Hiçbir şekilde değişmeyecektir. Magnezyum florür bileşiği kristal örgü yapısını bulunup katalde elektriği iletir diyor. Katalde elektrik akımını iletmesi imkansızdır. Sebebi arkadaşlar, katalde elektrik akımı iletebilmesi için maddenin metal olma zorunluluğu vardır. Başka hiçbir türlü elektrik akımı iletkenliği yoktur. O zaman cevabımız C olarak karşımıza gelmektedir. Evet, başka bir soruyla devam ediyoruz. Magnezyum, klor ve hidrojenin yapmış olduğu bileşikler var.
Arkadaşlar her ikisi de oda koşullarında moleküler yapıdadır diyor. Bakın magnezyum klorür iyonik bağlı, hidroklorik asit de kovalent bağlıdır. Moleküler yapıda olanlar kovalent bağlı bileşikler olduğu için, magnezyum klorür iyonik bağlı olduğu için bu durum her ikisi için de doğru değildir. Erime noktası genel itibariyle iyonik bağlı bileşikler kovalent bağlı bileşiklerden erime noktaları arkadaşlar daha büyüktür şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. HCl'nin iyonik karakteri MgCl2'den fazladır. İyonik karakter iyonik bağlılarda daha güçlü olduğu için HCl'nin kovalent karakteri daha büyüktür diyebiliriz. O zaman cevabımız B olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Sodyum ve klor atomlarından oluşan bileşikle ilgili olarak hangisi yanlıştır? NaCl molekül, bakın molekül kelimesiyle iyonik bağlı bir bileşiği yan yana koymayın. Onun için bir yanlış. Hiç okumanıza bile gerek yok. Bileşikteki tanecikler oktetini tamamlamıştır. Bileşikteki yapılar sodyum mesela 11 iken onu, klor arkadaşlar 17 iken ne yapmıştır? 18 olmuştur. Her ikisinde de 2, 8, 8, 2, 8 olarak yazarsam son yörüngesinde 8 elektron olması oktetin tamamladığı anlamına gelecektir. Bileşikte her iki iyon da son katmandaki elektron sayıları gördüğümüz üzere arkadaşlar 8 ve 8 olduğu için bu da doğrudur. O zaman cevabımız A olarak söyleyebiliyoruz. İyonik bağlı bağın kuvveti iyonik bileşiklerin erime noktasının belirleyici bir özelliği. İyonik yükü büyük büyüdükçe ve iyon yarıçapı küçüldükçe iyonik bağ sağlamlığı sağlamlaşmış olur. Hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. İyonik bağ kuvveti. Mesela sodyum ve flora bakarsak burada da sodyum ve klor. Florun çapı daha küçük olduğu için NaF dediğimiz yapının erime noktası daha büyüktür şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bu doğru. Erime noktası sodyum ve klorlara dikkat edin aynı. O zaman sodyumun çapı daha küçük olduğu için, potasyum daha aşağıda bulunduğu için, çapı daha büyük olduğu için arkadaşlar bu da doğru. İyonik bağ kuvveti KF ve NaF olarak bakarsan florlar aynı olduğu için, sodyumun çapı daha küçük olduğu için sodyum florürün erime noktası potasyum florürden daha büyük olması gerekir. Bu da bağ kuvvetinin büyük olması anlamına geleceği için cevabımız yanlış olarak C olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bu testimizi de bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın gençler.